İstanbul'un önemli hastanelerinden biri Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıkılıp yeniden yapılacak. Yeni hastane depreme dayanıklı, kendi elektriğini kendi üreten ve yeşil alana sahip modern bir hastane olacak. Yakın Mayıs ayında başlıyor. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileniyor. 1971 yılından itibaren hizmet veren hastane, İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi kapsamında yıkılacak, bin yasaklı modern hastane inşa edilecek. Sismik izolasyon sistemiyle inşa edilecek hastane depreme dayanıklı olacak, deprem anında ve sonrasında kesintisiz olarak hizmet verecek. Deprem afetinde hizmet verebilir teknik özelliklerde olması açıkçası bizi çok rahatlatıyor. Bu bildiğim kadarıyla ülkemiz açısından da bir ilk, böyle sismik izolasyonlu büyük bir kompleksin yapılması çok büyük bir şey. İstanbul açısından, kamu hastaneler açısından bakıldığında bir ilk. Hastanede yenilenme sırasında hasta kabulüne devam edecek, yıkım bölüm bölüm yapılacak. Yani hastalar mağdur edilmeyecek. Şimdi ilk aşamada yapacağımız hastane binasına diğer binalar taşınacak. Biz diğer boşalan binaların yıkımını gerçekleştireceğiz, oraya diğer binaları yapacağız. En büyük değişiklik ise hasta odalarında yapılacak. Modern bir görünüme kavuşacak olan tek ve çift kişilik hasta odalarında tuvalet, banyo, televizyon, telefon, yemek masası ve refakatçi koltuğu bulunacak. Hastalarımızı ve çalışanlarımızı... Hastane trijenerasyon sistemiyle kendi elektriğini doğalgazdan üretecek. Açığa çıkan enerjiyle hastanenin ısıtma ve soğutması sağlanacak. Ancak en büyük değişim çevre planlamasında olacak. Yeni hastanede yeşil alana geniş yer ayrılacak. Yeşil bina sertifikasına, yani LEED Gold'a aday ilk kamu hastanesi olacak. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeşil alan sınırlı. Binalarsa birbirine oldukça yakın. Ancak binalar yenilendiğinde hastanede yeşil alan sıkıntısı yaşanmayacak. Günde yaklaşık 5000 hastayı ağırlayan polikliniklerin kapısı da yeşil alanlara açılacak. Daha temiz olur, hijyenik olur. Temiz olur bizler içinde, halk içinde, hastalar içinde. Yıkılmasını istiyoruz. Bence yıkılsın, daha iyi olur. Depreme daha dayanıklı olur, daha iyi olur. Hastanede acil servis ve ameliyathanelerde de değişiklik olacak. Ve acil servis, 1300 metrekarelik acil servis yenilenecek. Yerine 10.000 metrekarelik alana sahip acil servis inşa edilecek. Sadece bu kadar da değil hastanede yapılan değişiklik. 17 olan ameliyathane sayısı 28'e çıkarılacak.